Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız İstanbul'da TÜYAP Fuar Merkezi ve Ağaç İşleme Makineleri Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan da Ebda Ambalaj Makineleri standına konuk olduk ve yanımızda satış müdürümüz Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler Mustafa Bey. Hayırlı fuarlar sizlere öncelikle. Teşekkür ederim. Biraz çok kendinizi sağ tanıtır mısınız? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyoruz. Ebda Makina'da satış müdürü olarak çalışıyorum ben. Bu sektöre de 3 sene oldu başlayalı. 3 seneden beri bu sektördeyim. Mobilya sektörü adına, mobilya sektörü ahşap adına bu sektörle yani ambalajla başlamak benim için daha iyi oldu. Çünkü makinaların şeyleri daha iyi, satışları daha iyi. Mesela fazla bir rakibiniz yok. Nasıl söyleyeyim? Yani bir CNC gibi, normal bir panele bantlama, bantlama gibi değil kesinlikle. Ambalaj tamamen farklı. Ürünün tamamen kendini göstermesiyle alakalı. Yani kıyafet gibi düşünün. Yani ambalaj makineleri üretiyoruz değil mi Edda olarak? Evet, ambalaj makineleri üretiyoruz Edda makine olarak. Peki biraz tanıtır mısınız? Edda kaç yılında kuruldu? Ne tür makineler bunlar? Edda Makina 2005 yılında endüstriyel otomasyonlarla ilgili kurulan bir firma. Sonra 2007 yılında elektronik otomasyonlarla ilgili otomotiv sektöründe faaliyet veren bir firmaydı. 2011 yılında bu firma tamamen ambalajlama olarak faaliyete geçti. Şu an 33 ülkede bayilikle, Türkiye'de 4 tane bayimiz var. Yurt dışında da 33 ülkede bayilik ağımız var. 78 ülkede de şeyimiz var, ihracatımız var. Çok güzel bir, yani ülke olarak çok iyi temsil ettiğimiz bir firmayız. %100 yerli üretim, %100 Bursa üretimi ve tamamen patentli bir üretim. Ne tür makineler? Biraz özelliklerinden bahseder misiniz? Kaç çeşit var? Makinalarımız tek çeşit makina ya ama seri olarak değişiyor. Yani mesela mobilyada, ahşapta ağırlıklı kapı, mutfak, banyo ağırlıklı çalışıyoruz. Ama ev mobilyası olarak da çalıştığımız firmalarımız var. Profilciler ayrı, kapakçılar ayrı, mutfakçılar ayrı, kapıcılar ayrı, farklı sektörlerde çalışıyoruz. Yani tabii ki demir çelik sektöründe de çok güzel adımlar attık. Yani ülkeye faydalı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Üretimde olsun, hizmet verirken olsun? Hizmet verirken müşterinin şeyine, yani müşteriyi mağdur etmeyecek şekilde mesela makineyi sattık, her şey bitti değil. Tamamen müşteriyle aile ilişkisi kuruyoruz biz. Makinamızın da zaten garantili bir makina. Yerli üretim, garanti bir makina, patentli makina. Garantisi olduğundan, yani makinelerimiz sürekli geliştirildi. Şu an en iyi yerlerdeyiz, en üst noktalardayız. Bir problem yaşamıyoruz müşterilerimizle ilgili. Sadece bu ürünler mobilya sektöründe mi kullanılıyor peki? Mobilya ağırlıklı, panel, modüler mobilya ağırlıklı. Tabii dediğim gibi demir çelik sektörü, alüminyum sektöründe de çok iyi isim yapmaya başladık. Şu anda mobilya sektöründe bir sandalye üretimi, sehpa zigon üretimine girmemiştik. Onunla ilgili de küçük bir ekonomik bir makinamız var. Herkesin alabileceği bir makina. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedelim Mustafa Bey. Sizler gibi birçok firma var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden Edda markası tercih edilmeli? Neden Edda markası tercih edilmeli? 2011 yılında başladığımızda tabii ilk etapta başlandığında eksiklerini göre göre tamamlayarak şey yaparsınız. Şu an dünyanın dört bir tarafına, her tarafına bizim şeyimiz var, sevkiyatlarımız var. Makina geliştirildi, en son noktaya geldi. Mesela Amerika'ya sevkiyatlarımız oluyor. Amerika'da sevkiyatlarımızda bu sadece sevkiyatı 17 gün falan sürüyor.
bunun gidip gelmesi falan farklı oluyor. Tabii ki geliştirilerek makineler farklı şeylerde, özelliklerde geliştirilerek arıza oranları tamamen en az seviyeye indi ve gönderdiğimizde bayilerimizin, yurt dışından gelen bayilerimizi her hafta misafir ediyoruz biz Bursa'da, ağırlıyoruz. Çünkü teknik servis ekibi, tabii bu da daha servis konusunda biz de yorulmuyoruz, arkadaşlar da yorulmuyor. Teknik servisleri geliyor, bir hafta misafir ediyoruz. Bir hafta sonra artık bayiler sipariş almaya başlıyor. Biz gönderiyoruz, arkadaşlar kuruyor. Gayet de başarılı. Her aşamasında yardımcı oluyorsunuz. Tabii A'dan Z'ye, A'dan Z'ye. Yani farklı firmalarda mesela bir kapı üretiminde kasa pervaz hattı var. Ona kasa pervaz hattı içinde makine satmaya çalışılıyor. Öyle bir şey yok. Biz bütün makinalarımız bütün parçalara uyarlı, sistemli bir makine. Yani tamamen full otomatik bir makine. İlerleyen günler için peki başka projeler olacak mı yine bu şekilde? Tabii ki de. Yani durmayacağız. Biz yürüyeceğiz. Bizi durduramayacaklar. Yurt dışında da kimse bizi durduramayacak. Sonuna kadar devam yani. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Müşterilerimiz de zaten gelip şey yapıyor, onurlandırıyor bizi. Sağ olsunlar Bursa'ya geldiklerinde. Yani bizim en iyi referanslarımız müşterilerimiz zaten. Her bölgede şeyimiz var. Dünyanın her tarafında müşterimiz var bizim. Rusya'da da çok iyi bayiliğimiz var. Amerika'da da çok iyi bayiliğimiz var. Yani dünyanın kilit noktalarında kilit bayilerimiz var. Yani dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar, onlar da Etna makineyi çok rahat servisini, montajını yapabilen arkadaşlarımız. Dediğim gibi her hafta gelip eğitiliyor. Gayet de başarılıyız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Kusura bakmayın, biraz heyecan vardı. Estağfurullah. Ama ben çok teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin size. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için durağımız TÜYAP Fuar Merkezi dedik ve ağaç işleme makineleri fuarındayız. Sizlere EDDA ambalaj makinalarından sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.